Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere sözcükler arası anlam ilişkileri konusuyla ilgili soru çözümü yapacağım. Birinci sorumuzla başlayalım. Buna göre yarışmacının sırasıyla vermesi gereken doğru cevaplar aşağıdakilerden hangisidir? Bir yarışmacıya katıldığı bir programda bazı sorular sorulmuştur. Yukarıdaki yuvarlaklarda bazı harfler gösterilmiştir. Yarışmacının aşağıdaki soruları vereceği doğru cevap bu alanı doldurmalıdır. Sorularımızdan birincisi, devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadeleye ne denir? İkinci sorumuz ise sözcüklerin zıt anlamlısı nedir? Şimdi birinci sorumuzun cevabı savaş olması gerekiyor. Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadeleye savaş denir. Savaş sözcüğünün zıt anlamlısı ise barış kelimesidir. O yüzden cevabımız savaş ve barış, yani C seçeneği olması gerekiyor. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda genelden özele doğru düşünüldüğünde soru işaretli yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? Evet, gördüğünüz gibi burada genelden özele bir sıralama yapılmış ve bazı yerlerde soru işareti var. Ülke kelimesi en geneli. Ülkeden sonra şehir gelmesi gerekiyor. Şehirden sonra ilçe geldi. İlçeden sonra semt gelmesi gerekiyor. Sonra mahalle, sonra cadde ve en sonda en özeli de sokak olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olması gerekiyor. Üçüncü sorumuz, tabloların içindeki kelimeler üstünde yazan anlama göre seçildiğinde aşağıdakilerden hangisinde belirtilen kelimeler seçilmiş olur? Bakalım şimdi. Birinci tablomuzda soyut anlamı istiyor benden. O yüzden birinci tabloda soyut anlamlı olan sözcük özlem sözcüğüdür. O yüzden birinci tablo B seçeneği olacak. İkinci tabloda somut anlamı istiyor. Yani beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz bir sözcüğü istiyor. O yüzden burada zemin sözcüğünü almam gerekiyor. Üçüncü tabloda soyut anlamı istiyor. Burada da merak sözcüğünü alıyorum. Dördüncü tabloda somut anlamı istediği için burada da insan sözcüğünü alıyorum. O yüzden cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Birinci tabloda B seçeneğini aldım. İkinci tabloda C seçeneğini aldım. Üçüncü tabloda A seçeneğini aldım. Ve dördüncü tabloda somut anlamı istediği için D seçeneğini aldım. Dördüncü sorumuza bakalım. Buna göre bulmacanın C sütunundaki harflerin yukarıdan aşağıya dizilimi aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki metinde geçen altı çizili sözcüklerin eş anlamlarını aşağıdaki bulmacaya yerleştirelim. Kahve modern kültürün milli içeceği haline gelen bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Kahve ile ilgili yapılan çoğu araştırma kahvenin en temel etken maddesi olan kafein üzerinden yürütülüyor. Kahve içildikten sonra 5-10 dakika içinde emilmeye başlanıyor ve en geç 120 dakika içinde kafein miktarı kandaki en yüksek düzeye ulaşıyor. Hücrelere geçişi sırasında herhangi bir bariyer olmadığı için vücuttaki tüm hücrelere ve dokulara hızlı bir şekilde yayılıyor. Bakalım şimdi birinci cümlemiz modern. Modernin eş anlamlısını şuraya yazacağız. Modernin eş anlamlısı çağcıl veya çağdaştır. O yüzden buraya çağdaş yazıyorum ve C sütunundaki ilk harfim yumuşak G oluyor. Gelelim ikinci kelimeme, milli kelimesinin eş anlamlısını istiyor. Onu da buraya yazmam gerekiyor. Ulusal olması gerekiyor. O yüzden C sütunundaki ikinci harfim U olması gerekiyor. Geldik üçüncü sözcüğümüze. Üçüncü sözcüğümüz düzey, yani eş anlamlısı seviyedir. Üçüncü tarafı da seviye şeklinde yazıyorum. Dördüncü cümlemiz bariyer, yani engel sözcüğü oluyor eş anlamlısı. O yüzden buraya engel yazdığımda C sütununda yumuşak G, U, E ve G harfleri karşıma çıkıyor. O yüzden cevabımız A seçeneği.
Geldim 5. sorumuza. Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kitap sözcüğü diğerlerine göre daha genel anlamda kullanılmıştır? Anlamları sınırlı olan, kavramları tek tek ya da küçük parçalar halinde gösteren sözcükler özel anlamlıyken, aralarındaki ortak özelliklere göre daha çok varlığı gösteren, aynı türden kavramları topluca düşündüren sözcükler genel anlamlıdır. Bakalım şimdi hangisi daha genel anlamlı? A seçeneğinde son okuduğu kitabı anlata anlata bitiremedi günlerdir. Burada son okuduğu kitabı dediği için özelden bahsediyor. Çünkü son okuduğu kitap derken özel olarak belirtmiş oluyor. Arkadaşının hediye ettiği kitabı kaybedince deliye döndü. Burada da arkadaşının hediye ettiği kitaptan bahsediyor. C seçeneğinde kitap sınırlarını bilmediğimiz dünyalara götürür bizi. Burada genel bir kitap kavramından bahsediyor. D seçeneğinde ise elindeki kitabı fuardaki ihtiyar bir sahaftan almış. Burada da elindeki kitaptan bahsediyor. En genel anlamıyla kitap sözcüğü C seçeneğinde kullanılmış. Çünkü C'de genel anlamda kullanılmış bir kavramdır. Kitap sınırlarını bilmediğimiz dünyalara götürür biz derken burada genel anlamda kullanılmıştır. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki dizelerde numaralandırılmış sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım, seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Burada güzellik kelimesi, bakalım şimdi, bir numaralı sözcük soyut anlamlıdır. Evet, güzellik sözcüğü soyut anlamlıdır, o yüzden bu doğru. Martılar konuyor omuzlarıma, gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır, uzak dağlardan esen. Burada uzak kelimesi diyor ki iki numaralı sözcüğün eş anlamlısı ıraktır. Evet, uzak kelimesinin eş anlamlısı ıraktır. O yüzden doğru bir kullanım olmuş. Durgun sular gibi azalacağım. Burada sular arkadaşlar bakalım ne demiş? 3 numaralı sözcük somut anlamlıdır. Evet, sular somut anlamlı bir sözcüktür. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Burada da 4 numaralı sözcüğün zıt anlamlısı gelmektir demiş. Hayır, gelmek sözcüğünün zıt anlamlısı gitmektir. O yüzden burada yanlış bir kullanım olmuş. Cevabımız D seçeneği. Bir diğer sorumuz, bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır? 1 ve 2. sözcük arasında eş anlamlık ilişkisi vardır. 1 ve 3. sözcük arasında karşıt anlamlık ilişkisi vardır. Şimdi 1. ve 2. sözcük arasında eş anlamlık ilişkisi olması lazım. Bakalım. Öğrenci, talebe, evet. Doğru, eş anlamlı. Ama muallim karşı bir ve üçüncü sözcük arasında karşıt anlamlılık olmadığı için A seçeneği değil. B seçeneğine bakalım. Medeni, çağdaş, evet eş anlamlı. Medeni ve ilkel zıt anlamlı. Doğru kullanım olmuş. C seçeneğinde aktif, etkin, eş anlamlı. Aktif, pasif, zıt anlamlı. Doğru bir kullanım. D seçeneğinde uzak, ırak eş anlamlı, uzak, yakın zıt anlamlı. O yüzden B, C ve D seçeneğimiz doğru ama A'da öğrenci ile muallim zıt anlamlı kelime olmadığı için yanlış bir kullanım olmuş. Cevabımız A seçeneği. Bu dizelerde geçen sözcüklerden hangisinin ses teşi yani eş seslisi yoktur? Biliyorsunuz arkadaşlar eş sesli yani sesteş kelimeler yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bakalım şimdi gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Şimdi burada varmış sözcüğünde var kelimesi bir yerden bir yere varmak anlamında, fiil anlamında kullanılır. Bir de elimde kitap vardı dediğimde isim olarak kullanılır. O yüzden sesteş bir sözcüktür. Taş, bir bildiğimiz taş vardır. Bir de taşımak fiili vardır. O yüzden bu da sesteş bir sözcük. Yaş, biliyorsunuz bir ıslak anlamında bir de aldığım yaş.
yaşın ilerlemesi anlamında vardır. O yüzden bu da sesteş bir sözcüktür. Ama dert kelimesinin ikinci bir anlamı yoktur. Yani dert kelimesinin sesleşi yoktur. O yüzden cevabımız C seçeneği. Diğer sorumuz, yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerin hangisinin zıt anlamlısı yanlış verilmiştir? Bakalım. Fosil yakıtların giderek azalması, maliyetlerinin yükselmesi ve yanmaları sonucu çevreye ve sağlığa zarar vermeleri nedeniyle bu yakıtlara alternatif olabilecek farklı kaynaklar geliştiriliyor. Halihazırda güneş, rüzgar ve jeotermal gibi çevreye daha az zarar veren farklı yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmış durumda. Birinci sözcüğümüzün zıt anlamlısı azalmak, artmak doğru. İkinci sözcüğümüzün yani zarar sözcüğünün zıt anlamlısı yarar, fayda doğru kullanılmış. Farklı kelimesinin zıt anlamlısı aynı, evet. Rüzgar kelimesinin burada eş anlamlısı verilmiş. Zıt anlamlısı verilmemiş. O yüzden rüzgarla yel kelimesi eş anlamlı olduğu için cevabımız D seçeneği. Bir diğer sorumuz, yüzmenin insan sağlığı açısından faydaları araştırılıyor. Bir öğretmen tahtaya yüzmek sözcüğünün kullanıldığı yukarıdaki cümleyi yazıyor. Öğrencilerinden içinde bu sözcüğün eş sesli olacak şekilde cümle kurmalarını istiyor. Öğrencilerin kurduğu cümleler aşağıda verilmiştir. Selin, koyunun derisini yüzerken parmağını iki yerden kesmiş. Bu da sıyırmak anlamında kullanılmış. Tuğra, yüzündeki çizgiler yılların bıraktığı birer iz gibiydi. Burada yüz kelimesi çehre anlamında kullanılmış. Defne, çocuk yüzden geriye sayarken biraz zorlandı. Burada sayı anlamındaki yüz kullanılmış. Mert, havuzda yüzerken bacağına kramp girmiş. Burada da yüzmek fiili olarak kullanılmış. Bu cümlemizde arkadaşlar yüzmenin insan sağlığı açısından faydaları araştırılıyor dediğimde eş seslisi havuzda yüzerken bacağına kramp girmiş olamaz. Ama diğer üçü kullanılabilir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Çünkü eğer ben Mert'in cümlesini söylersem yukarıdaki cümleyle aynı anlamda kullanmış olurum. Bu da eş sesli olarak kullanmamı sağlamıyor. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun biçimde iki kelime kullanılmış? Anlamdaş gibi göründüğü halde birbirinin yerini tamamen tutmayan, aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelere yakın anlamlı kelimeler denir. Bakalım A seçeneği her gün karşımıza saçma sapan fikirlerle çıkıyor. B seçeneği komşunun çocuğunun yaramazlıklarından bıkmış, usanmıştı. C seçeneği sıcak havalarda daha çok soğuk içecekler tüketiliyor. D seçeneğinde daveti kabul edip etmemekte kararsız kaldım. Evet, cevabımız burada B seçeneği olacak. Bıkmak ve usanmak sözcükleri yukarıdaki açıklamaya uyuyor. Gelelim bir diğer sorumuza. Açıklama dikkate alındığında aşağıdaki metinlerden hangisi bu kitapta bulunamaz? Bu kitapta kullanılan tüm kelimeleri beş duyu organımızda algılayabiliriz. A seçeneğinde yağmur yağmayıp da suyunuz azalınca gözünüz hep güneşe bakar. Onun bulutların arkasına kaybolmasını dilersiniz ama çoğu zaman oraya asılmış gibi yerinden kıpırdamaz. B seçeneğinde dünyanın belki de en ıssız yeri olan bu okyanusta tek yoldaşım gece gündüz saçlarımı karıştıran rüzgar. Gece başlar, gece biter. Güneş doğar, güneş batar ama o hep eser. C seçeneğinde okyanusta gündüzler de uzun geçerdi, geceler de. Gözüm hep bir toprak parçası arardı. Bazen ufuktaki bulutu kara gibi görürdüm. D seçeneğinde okyanusta beni en çok zorlayan konuşacak bir insanın olmamasıydı. Bu beni öyle umutsuzluğa düşürürdü ki bazen kendi kendime konuşurken bulurdum. Şimdi bu kitapta sadece somut anlamlı sözcüklere yer verilmesi gerekiyormuş.
O yüzden soyut anlamlı sözcükler bu kitapta yer alamazmış. O yüzden D seçeneği olacak cevabımız. Çünkü D seçeneğinde umutsuzluk kelimesi var. Bu da soyut bir anlamdır. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.